Tekrar bağlanan bağlanmasını bekleyelim. Ne tip ürünler ürettiğini görmenizi istiyorum. Çünkü bunları görün. Ne kadar çok görebilirseniz o kadar mühendisiniz arkadaşlar. Yani öyle şantiye kapanayım sadece çalışayım olmuyor. Şimdi bizim ürünlerimizi inşaatlarda ısı ve ses yalıtım ihtiyacının olduğu tüm alanlarda kullanabilirsiniz diyoruz. Bunlar nelerdir bizim en çok kullandığımız şeyler? Şapaltı malzeme olarak kullanabiliriz. Şapaltında malzeme seçiminde firmaların dikkat etmesi veya kullanıcıların dikkat etmesi gereken en büyük özellik şapaltı darbe ses değeri, ısıl etkenlik değerleri ve yaşlandırma testleridir. Yani 10 yıl sonra basınç altında TSE'de yapılıyor bu testler. Bizim hepsi mevcuttur. Yapılan şeylerde yaşlandırmada izobozlar mesela en ince ürünümüz bile %5,92 kaybetmiştir ki bu çok iyi bir değerdir. Büyük bir rekordur. 15 milim ve 20 milim olanlarımız 2,86 kaybetmişlerdir 10 yıl sonra yaşlandırma testinde. Onun dışında duvar arasında kullanabiliyorsunuz. Çeşitli örnekler var. Web sitemizde bunları da görebilirler zaten. İki duvar arasında bir duvara yapıştırarak arada boşluk bırakarak ses yalıtım amaçlı kullanıyoruz. Bitmiş inşaatlarda maalesef ya yanlış seçim yapan müteahhit dostlarımız oluyor veya hiç malzeme kullanmamış, atlamış olan dostlarımız oluyor. Daireler tabii ses çok fazla geçtiği için satılamıyor. O zaman ne yapıyoruz? Bitmiş dairelerde duvar üstü uygulama yapıyoruz. İzobozları yapıştırıyoruz. Üzerine Svafil uygulaması yapıyoruz veya alçıpan çekiyi yaptırtıyoruz. O şekilde ses yalıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çatılarda kullanıyoruz. Teras çap altlarında çok fazla kullanıyoruz. Özellikle orada daha çok ısı nedeniyle tercih ediliyoruz. Gene teras arası boşluklarda kullanıyoruz. Ses yalıtımı, yağmur sesi ve benzeri gibi seslerden çok rahatsız oluyorlar. Demin konunun ilk başında bahsetmiştiniz. Fare, böcek, haşere gibi şeyler bizim ürünlerimizde olmadığı için teraslarda biz doğru yalıtım malzemesi oluyoruz. Neden? Hem oradaki haşerelerin üremesine engel oluyoruz açıkçası. Hem de ısıl etkenlik sesi bir arada yakalamış oluyoruz. Ürünlerin inşaatta kullanılmasının gene diğer önemli bir yönü de bizim bütün ürünlerimiz B0'dır yangın sınıfı olarak. Bu nedir? B0, S1, D0'dır. Alev yürütmez. Yani diğer mesela bazı malzemelerde kuzeyden yangını söndürürsünüz. Güneyde tekrar içeriden alev yürüyerek ilerler maalesef. Bizde ilerlemez. Artı damlama yapmaz. Ve yangın sırasında zehirli duman çıkartmaz. Ben en çok işin bu yönüyle ilgileniyorum. Neden? Çünkü yangınlarda ölümlerin %95'ine yakın civarında sebebi yanarak olmuyor aslında. İnsanlar ya bayılıyorlar ya gazdan boğularak ölüyorlar. Bunun sonucunda yanıyorlar. Ama Evet. bizim en azından son ana kadar kaçabilecek akılda da oluyorsunuz. Artı bizim ürünlerimizin gene başka bir olayı var. Deprem direnci. Bu da Türkiye için çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bununla ilgili de şimdilik çok kısa bir bilgi vereyim. Ama Teknik Üniversite ve İzmir'deki gene Ege Üniversitesi'nde bir çalışmamız yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda daha raporlu olarak ve standartlarıyla bir şeyler size iletebileceğiz ama en Dahil. azından için şunu söyleyelim. Bizim ürünlerimizde deprem sırasında tuğlalar ürünün üstünde duvarlar bağlı kalıyor. Yani araba camı gibi düşünün. Dağılmıyor bir anda. Bu da size neyi sağlıyor? Bir, kaçacak bir zaman en azından o ilk şaşkınlığı atabilmenize fayda sağlıyor. İkincisi, kaçış yollarınızın kapanmasına engel oluyor. Çünkü dökülmediği için kaçacak yolunuz kalıyor. Üçüncüsü, oradaki herhangi bir malzemenin ezilmesi veya yok olmasına engel olabiliyorsunuz dağılmadığı için. Çünkü neden? Ürünler çapraz birbirine bağlandığı için bunları şey gibi düşünün. Yani kendi içinde aslında bu elyaflar birer çelik halat görevi görüyor gibi düşünün. Yani bizim Teknik Üniversitede yaptırdığımız bir test var. Onu da size yollamıştım, mevcut zaten. Evet. Orada son bir baskıya kadar dayanabildi ürünümüz. Yani bu çok büyük bir rakamdır böyle ürünler için. Diğer ürünlerle kıyaslama bile yapmıyorum ki hepimiz gördük işte kar yağdı, dolu yağdı. Bütün dış cepheler nokta nokta delindi. Bizlerde bu tür şeyler asla olmuyor. Bu da büyük bir faktör. Onun dışında gene kullanım alanlarında bahsettiğiniz gibi kanallarda kullanılabiliyor. Şeylerde kullanabilirsiniz. Nedir? Mekanik tesisatlarda.
Mesela şöyle alüminyum folyolu bir ürün haline getirdik biz bunu. Şu anda yurt dışında bir ülkede ülkenin kendisiyle, kendi bakanlıklarıyla anlaşma yaptık. Ürünümüz onaylandı. Koronadan sonra hayırlısıyla tesisatta ürünümüzü kendilerine ileteceğiz. Orada da niye onaylandık? Diğer kullanılan malzeme maalesef sudan etkilendiği için 3 veya 4 yılda bir ürünün değişmesi gerekiyor. Ama bizim en başta size belirttiğim gibi ürün ömür boyu yalıtım yaptığı için bizde ürünü değiştirmeye gerek kalmıyor. Tabii ki bunlar da ne yapıyor? Maliyet olarak kullanıcılara geri dönüyor. Yani ürün ilk başta alınırken alıyorsunuz ama sonrasında planlamak lazım. Yani hayatı hep gelecek 10 yıl diye bakarız biz açıkçası. Hekim kaynaklı olduğum için de ben hekimim aynı zamanda. O yüzden hiç bugünü düşünmem. Bir şey yaparken 10 yıl sonra başıma ne getirecek diye düşündüğüm için yalıtımda da aynı şeyi planlamak zorunda hissediyoruz biz kendimizi. Ürünlerin yapılırken, kullanılırken inşaatın tüm yerinde fire olayı mesela bizde hemen hemen hiç yoktur. Çünkü neden? Bizim en yani ustalar üstünde çok rahat, siz yaşadınız zaten, ustalar üstünde çok rahat çalışabilirler, parçalanma olmaz, kırılma olmaz, çok rahat kopma olmaz, çok rahat hareket edebilirler, işte yerden ısıtmalarını döşeyebilirler. Yani bize 100 metrekare ihtiyacınız varsa size 100 metrekare yolladık mı biz 100 metrekarenin tamamını kullanabiliyorsunuz. Ama mesela başka ürünlerde fire ortaya çıkabiliyor maalesef. Bizde böyle bir şey yok. Yeni ürünleri kullanırken hepsini yan yana kullanıyoruz. Yani üst üste getirerek ekstra bir pay ayırmanıza gerek kalmıyor. Bunlar gene avantaj şey açısından. Ürünlerin doktor olarak baktığım zaman en önemli özelliğinden bir tanesi ham maddelerimizin OEKO TEX belgesine sahip olması. Bu ne demek? Bebek kıyafetlerinde bulunan malzeme, bulunan özelliğe sahip malzemeler. Bu da hem kullanıcılara hem son kullanıcılara hem de uygulayıcı olan arkadaşlarımıza çok büyük avantaj. Neden? Çünkü diğer malzemelerde olduğu gibi işte gözlük takmak, eldiven takmak, kaşıntı yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı gibi sorunlarla karşılaşmadan tamamıyla güvenilir bir şekilde ürünleri uygulayabiliyorlar. Bunda da en büyük örneği ben kendim yaşıyorum. Kedilerim ve köpeklerim var benim. İzobozun üstünden alamıyoruz onları. Yani sürekli onlara izobozdan böyle şeyler yapıyoruz. Kara yataklar yapıyoruz. Onun üstünde yatıyorlar. Neden? Hayvan Tabii. Neden? Çünkü sıcakta ve soğukta etkiliyor. Yani hayvanlar mutlu oluyorlar orada. Kendilerini mutlu hissediyorlar. Bu da güzel bir yönü izobozun. Nefes alması çok önemli. Siz biliyorsunuz nefes alan ürünlerin tercih edilmesi iç hava kalitesini arttırıyor çünkü. İç hava kalitesi de çok ciddi bir şey. Neden? Çünkü siz içerideki hava bittikçe sürekli havalandırma ihtiyacında olabilirsiniz. Taş yünü de mesela nefes alan bir malzemedir. O açıdan biz ikimiz de çok iyiyiz. Öyle düşünelim. Nefes alan malzemeleri tercih etmek her zaman önemlidir. Biz çünkü işin hem müteahhitlerle görüşüyoruz, hem son kullanıcılarla görüşüyoruz. O yüzden bütün ürünlerle ilgili hem pozitif hem negatif şeyleri de bir arada toparlayabiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Dış cephede kullanılıyoruz. Dış cephede kullanılırken dübel yapılmıyor bizim ürünlerimizde. Dübel olmaması 1'e 3 metre plakalar halinde 20 milimlikler veya 15 milimlik ürünü kullanıyorlar. Ama mesela Ankara Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında yapıldı. O zaman henüz teknolojimiz bu kadar gelişmediği için sadece 7 milimlik ürünümüz mevcuttu. İki tane 7 milimi üst üste yapıştırarak 34 katlı Ankara Ulaştırma Bakanlığı binası bizim ürünlerimizde yapıldı ve ben bu işe başladığım 2014 yılının sonunda ilk konuştuğum yer Ankara Ulaştırma Bakanlığı'dır. Nasılsınız? Memnuniyetiniz var mı? Bir probleminiz var mı diye ve iki tane 7 yani 1.4 ile Ankara Ulaştırma Bakanlığı'nın çok çok memnun olduğunu öğrendik. Bunlar tabii bizi hep motive eden şeyler. İzoboz dediğiniz gibi Türk, tamamıyla Türk malı malzeme. KDDA izoboz 2009'dan beri kullanılıyor. Şu anda TS'lerimiz mevcut. Tüm testlerimiz mevcut. Bayındırlı Post kitapçıklarına girdik bu yıl itibariyle. Onun dışında bize firmalar ne tür bir soru sormak istiyorlarsa testlerle ilgili de biz elimizdeki tüm belgeleri TS'li olarak kendilerine sunabiliyoruz. Artı nedir? İzobozla ilgili olarak biz bu ürünü Türkiye'nin dünya markası yapmaya çalışıyoruz.